normları içerisinde kabul Arkadaşlar, etmenin, tasdik Venezuela'da etmenin bir darbe devrim girişimi oluyor şu olmadığını, anda. biz ağır Tıpkı travmalar bizim 15 yaşayarak Temmuz bırakmış gibi bir milletiz. bir grup Dolayısıyla askeri neden lazım? Biraz önce de unsurlar yine zikrettiğim aynı gibi şekilde hem Venezuela'ya meclisi hem girip de askeri darbe güçlerin girişimi yapmaya pozisyonunu çalışıyor. Ama Venezuela'da çok hükümet açıkçası bilen biri olmamakla güçleri darbe birlikte yine girişimini orada bastırmaya şehrin çalışıyor içine ve doğru şöyle bir bir çağrı yaman dilimi yaptılar. içerisinde Bu buluştukları bu çağrıda zaman diliminde darbenin meydana gelmiş olmasından mütevellit başkanın bu kışlalarının mekanına doğru etrafında herkesi mutlaka tedbir yürümeye davet almaları ediyor. gerektiğini, Yani biz de halkı buradan sokaklara doğru davet bir hamle ediyor. olarak okunması gerektiğinden yanayız. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreç içerisinde Darbe şu anda canlı Venezuela'da arkadaşlar bu arada. kan akmaması ve bu anlamda da demokrasinin tekrardan bu topraklarda sıkıntısız bir Ama yavaş şekilde yavaş hareket halk edebilmesi için hani geliyor yapılacak en şu önemli anda. hamlelerden bir Az önce de tanesinin izlemiştim ben tekrardan arkadaşlar. demokratik bir Halk seçimin bildiğin yavaş önünün yavaş açılarak dışarı çıkmaya kısa başladı. vadede tekrardan İnşallah seçime gidilmesinin hani Venezuela halkı kokmazlar. için en isabetli karar olacağını düşünüyorum. Lakin Yani bu iş bizi halkta burada bitiyor düşünmeye sevk arkadaşlar. eden, bizi burada gerçekten uzun uzun tefekkür etmemizi İnşallah gerektiren bir şehit husus, vermezler. demokrasi adına çığırtkanlık yapanların hiçbir şekilde âli menfaatleri sıkıntıya girdiği takdirde demokrasi adına ortaya koyulabilecek bütün değerleri Mekkeli müşriklerin inanıp da yapmış oldukları helvadan putları karınları acıktığında yedikleri misal gibi yemekte tereddüt etmeyeceklerini burada söyleyebiliriz. Evet, Dolayısıyla askerleri Türkiye görüyorsunuz Cumhuriyeti arkadaşlar. Devleti ile ilgili özellikle 2013'te ülkeye yönelik olarak başlayan hibrit harbin en önemli ayaklarından birini oluşturan Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını, otoriterleştiğine yönelik olarak söylemleri Venezuela'daki darbe üzerinden, Venezuela'daki darbeye destek verenler üzerinden, Sisi'nin altına kırmızı halılar serenler üzerinden, Sisi'yi Fransa'daki Şanzelize Sarayı'na inmeden önce gökte 16 tane Rafael uçağı kaldırarak şerefine onu havalimanına bir şekilde eşlik eden ülkelerin çıkarları üzerinden mutlaka okumak gerekir diye bizi izleyenlerle paylaşmak isterim. Sayın Alabarda, hani derler ya, sonuç alacağından eğer emin değilsen o hamleyi yapma. Şimdi eğer bu denklem doğruysa o zaman iki şık çıkıyor. Guaido ya sonuç alacağından emin veya hesap hatası yapıyor. Ne dersiniz? Ben şunu söylemek isterim ki özellikle küreselleşmenin vermiş olduğu nimetler ve bu nimetler sayesinde bir sürü Amerika Evet. Birleşik Devletleri gibi hegemon ülkenin elinde kozlar sunsa da Evet, bu halk çıkmış anlamda bir arkadaşlar. direnç noktası oluşturması Ama açısından inşallah bizim gibi daha da böyle darbelerin şey her olurlar, türlüsüne birlik şiddetle olurlar. karşı olanlar açısından Şu da tam şu güzel anda kardeş imkanlar olma sunuyor. zamanları. Dolayısıyla her ne kadar hegemon İnşallah güç Guaido ülkeyi üzerinden teslim bir plan etmezler yaparak böyle darbeyi darbe sahaya yapmak isteyen sürdüyse alçaklara, tarih Amerika namussuzlara Birleşik Devletleri'nin bir inşallah şekilde fırsat desteği vermezler arkadaşlar. doğrultusunda Takipçisi icra olacağız biz edilip de. Yine sahaya video olduğu yansıtılmaya zaman çalışılan haberlerini bir yapacağız sürü inşallah arkadaşlar. darbenin, bir sürü Herkese darbenin saygılar, aynı sevgiler. zamanda tarihin çöplüğünde olduğunu da bize gösteriyor. Özellikle